Evet sevgili izleyenler, bu yıl 20.si düzenlenen Antalya GrowTech Fuarı'nı EZ Tohumculuğun katkılarıyla ekranlara taşıyoruz. Evet sevgili izleyenler, EZ Tohumculuğun katkılarıyla ekranlara taşıdığımız Antalya Tarım Fuarı'nda devam ediyor. Yanımızda yine genç genetikçi mühendis bir arkadaşımız var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısa olarak bir tanıyalım. Ardından da fuarda zaten katılımcı olarak bulunuyorsunuz. Bize de fuarı bir değerlendirir misiniz? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ben Ömer İlter. Şirketimizin kurucusu Zeka İlter'in oğluyum. Küçük oğluyum. Şirketimizde de genetik mühendislik görevi yapmaktayım. EZ tohumculuk olarak bugüne kadar hep konvansiyonel ıslah, klasik ıslah şeklinde yaptığımız çalışmalara moleküler olarak katkıda bulunmak için ben de moleküler biyoloji genetik okudum. Laboratuvarımızı kurup ilerleyen dönemlerde moleküler olarak katkıda bulunmaya inşallah başlayacağım. Peki efendim, sizin gibi genç genetik mühendislerinin böyle hayalleri, hedefleri nelerdir? Sizin hedefleriniz nedir? Eğer bir sakıncası yoksa bizi açma şansı var mı? Tabii böyle şeyler meslek sırrıdır, pek söylenmez ama ya bizim hedefimiz asli olarak tabii ki Türk tohumculuğunu daha ileriye taşımak. Yani sonuçta rakiplerimizin, yani yurt dışı kaynaklı rakiplerimizin sahip olduğu tüm teknolojileri bizim de yani sahip olmamız gerekiyor. Bu hususta biz de emin adımlarla ilerliyoruz çok şükür. Yani esas gayemiz, ana maksadımız bu tohumculuk yarışında, ki ilerleyen dönemlerde ne kadar önemli olacağını hepimiz de göreceğiz zaten. Covid ile beraber de ciddi bir gıda sıkıntısı dünyanın gündeminde şu an. Zincir, tedarik zincirindeki kırılmalar, market reyonlarındaki boşluklar hepimiz gördük Avrupa'da vesaire. Yani bu yarışta, bu gıda yarışında, bu gıda hatta savaşında da diyebiliriz, ülkemizi güçlü bir şekilde temsil etmek. Efendim buradan son olarak fuara gelemeyenlere, gelenlere mesajınız ne olacak bir genç olarak? Gelemeyenlere mesajım mutlaka bir fırsat oluşturup ilerleyen dönemlerde burayı ziyaret etmeleri. Çünkü buranın atmosferi farklı gerçekten. Burada yani ufku açan bir atmosfer var burada. Gelenlere de mutlaka standımıza uğramasını önemli. Bir çayımızı veririz. Bir çayımızı içsinler. Sizin bir sloganınız var. Yani lezzet mirası. Lezzet mirasını geleceğe taşıyoruz. Evet. Biz EZ Tohumcu, inşallah. EZ Tohumculuk olarak ıslah programına lezzeti de dahil eden, yani tahmin ediyorum ilk firmayızdır. Şimdi daha yeni yeni diğer ıslah firmaları lezzetin öneminin farkına varmaya başladılar. Yani öncesinde ıslah yapılırken tek önemsenen şey işte şu hastalığa dayansın, işte verimi çok iyi olsun, rengi güzel olsun, çok sert olsun vesaire. Fakat kimse, herkes lezzeti göz ardı ediyordu. Ya dolayısıyla işte o halkımızdan hep sıklıkla duyduğumuz, ya işte domatesler iyi güzel hoş da eski tadı bulamıyoruz serzenişini duymaya başlamıştık. Fakat biz EZ Tohumculuk olarak bu programı izlemiyoruz. Biz bu konuda öncüyüz. Islah programımızda lezzet bizim birinci sırada gelir. Kuru madde 1x değeri ölçümü yaparak ıslah programımızı devam ettiriyoruz. Dolayısıyla çeşitlerimiz hem verimli, hem dayanıklı, hem güçlüyken aynı zamanda çok da lezzetliler. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Standınız bayağı yoğun maşallah. Bu yoğunlukta bize de fırsat verdiniz, zaman ayırdınız. Size iyi fuarlar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Evet sevgili izleyenler, EZ Tohumculuğun katkılarıyla ekranlara taşıdığımız Antalya GrowTech Fuarı'nda röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor Tarım Türk ekranlarında. Evet efendim, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısa olarak bir tanıyalım. Hoş bulduk efendim. Ben Eskişehir ili Odunpazar ilçesi Kalkanlı Köy çiftçilerinden Zeka Erdemli. Efendim bugün artık fuara geldiniz. Evet efendim, fuara geldik. Fuarı dolaştık. Fuarda kendimize ilgileneceğimiz herhangi bir makine, aletleri gördük. Bunlarla almak istediklerimizi deneyli olarak burada gördük. Faydalı bir gezi oldu. Peki efendim, ne üretiyorsunuz siz? Bizim bölgemizde efendim ayçe, mısır ağırlıklı, son 3-5 senedir mısır ağırlıklı, arpa, buğday, çavdar ve pancar var. Mısır şey mi? Yani danelik, patlatmalık ve şeker mısır olmak üzere 3 ayrı cins var ama ağırlıklı olarak dane, hayvansal, hayvan mısırımız var.
Silajlık var mı? Silajlık var, az bir miktarda var. Silajlık, hayvan az bizde. Daha ziyade hububat ağırlıklı çalışmamız var çiftçiliğimizde. Peki arazilerinizde yılda kaç kez ürün, iki ürün, üç ürün alma şansı? Yok yok, biz Anadolu'yuz. Bizde iki ürün yok. Hepsinin birer ürünü alıyoruz ama bunların bazılarında, mesela mısırda çok ağır sıkıntılar çekiyoruz. Mısırın sıkıntısı da şöyle ki, mısırı suluyoruz, ürediyoruz. İstediğimiz verimi de aşağı yukarı alıyoruz ama bunun sapını sürdüğümüz zaman çok zahmet, eziyet çekiyoruz. Bunun sapını ateşlemediğimiz sürece bunun sapı kurt böcek yapıyor. Bunun sapını halletmek için büyük pulluklar aldık. Büyük, yüksek kulaklı, yüksek pulluklar aldık sapını gömsün diye. Baş edemiyoruz. Aslında biz bunun sapını yakarsak bunun içinde kurt böcek, onlar da tamamen ölüyor. Yakmadığımızda kurt böcek bu sapların içinde barınıyor. Bir dahaki seneye ektiğimizde bu sefer bu kurtlar mısırımızı kesmeye başlıyor. Bize toplu olarak sesimizi yüksektekinlere, bundan ilgili olanlara duyursanız seviniriz. Yani siz mısırın köklerini, saplarını yakalım mı diyorsunuz toprakta kalan? Bittikten sonra yakmamız gerek. Bunu bazı kişiler çıkıyor, toprağa zararlı, şu bu, hiç de zararı yok bizce. Biz bunu kontrollü olarak yakmasını istiyoruz. Yakmadığımız zaman 5-6 sefer girdiğimizde sapını halledemiyoruz. Toprakta kalıyor. Toprakta kalınca kurt, lavra tamamen bunun içinde yatak yorgan gibi barınıyor. Bunun yanmasını istiyoruz biz. Yani o şeyin içinde, sapların içinde, çoğalıyor. Kurtlar bütün kış yatak yorgan yasak gibi yatıyor. Yasak, yattığımız an jandarma, karakol uğraşıyoruz. Çok eziyet çekiyoruz. Ağır mazot yakıyoruz ondan sonra. 8-10 sefer tarlaya girmek zorunda kalıyoruz. Bunu biz kontrol olarak yanmasını istiyoruz. Peki buradan ilgililer inşallah duyar. Buna i̇nşallah da bir çözüm. Peki ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi fuarlar. Sağ ol efendim, iyi günler. Evet sevgili izleyenler, GrowTech fuarında katılımcı ve ziyaretçilere mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Yanımızda yine İran'dan gelen burada değerli bir çiftçimiz var. Kendisi aynı zamanda da Tarım Türk'ü, yani bizleri de orada izliyormuş. Efendim öncelikle sizi bir tanıyalım. Ben teşekkürlük ederim sizden ki bize muhabbet ediyoruz, kapıza açtınız. Ben adım Gulam Rıza Emir Hilali, İran Tebriz'den katılıram bu fara. Neçə senedir ki bura gəlləm mən. Buradan biz tuxum alıq, saram var mən orada, sarada əkəruq. Ezet tuxumundan çox razıyıq. Zəki bəyən tuxumundan biz çox aparmışıq. Neçə sənədir keşt eləyiruq. Əkiruq, qəşək razıyıq. Yaxşı tuxumlar var. Peki kaç kişi geldiniz buraya? Kimler var sizden başka? Biz 6-7 kişi gəlmişik. Yoldaşlarımın besla orada bayna vardı. Buradan tuxum alarlar, apararlar orada çiftçiyə satarlar, sərəçiyə satarlar. Bu ham gəlmişik. Siz seranızda bu EZ tohumculuğun hangi ürününü üretiyorsunuz orada? Biz elə salatalıq da kəruq, batımsan da kəruq, bunlardan da kəruq, romates da kəruq, hamısından əkəruq, her çeşitdən əkəruq. Peki çok teşekkür ediyoruz, iyi fuarlar. Teşekkür ediyorum, memnunum sizden. Evet sevgili izleyenler, GrowTech fuarında ziyaretçilere ve katılımcılara mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Yanımızda yine genç bir iş adamı var. Evet biz sizi aslında tanıyoruz da izleyicilerimizin tanıması açısından kendinizi kısa olarak bir tanıtır mısın? Hoş geldiniz öncelikle Antalya'mıza. Dünyanın en önemli fuarlarından bir tanesi GrowTech'e hoş geldiniz. Benim ismim İlhan Kanık. Perge sulama sistemleri yöneticisiyim. Taze işvereniz diyebiliriz. Daha önce uluslararası firmalarda uzun yıllar tecrübe edindik. Çalıştığımız uluslararası firmaların çoğunluğu genellikle damla sulama üzerineydi. Sizler de biliyorsunuz Çeltik'te damla sulama vesilesiyle güzel işler yapmıştık. Ülkemizin kalkınması, çiftçimizin kalkınması adına projelerimiz olmuştu. Şimdi o projelerimizi kendimiz iki arkadaş devam ettirmeye çalışacağız. Ülke genelinde tarımsal sulama otomasyonu alanında faaliyet göstereceğiz. Dijital kaynakların
sulamada ve tarımda ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bütün amacımız ve misyonumuz bu dijital kaynakların tarımda entegrasyonunu arttırabilmek ve daha katma değerli ürünlerin yetişmesini sağlayabilmek diyebilirim. Efendim, hazır sizi bulmuşken, şimdi ülkemiz bilindiği gibi su zengini bir ülke değil. Artık çiftçimiz vahşi sulamadan vazgeçip damla sulamaya yöneliyor mu? Sizin gözünüzde nasıl bir gelişmemiz var? Evet. Devletimizin de özellikle çok ciddi katkıları var. Damla sulama konusunda verdiği desteklerle çiftçimiz kesinlikle damla sulamaya yöneliyor. Yönelmekten başka çaresi de yok diyebiliriz. Az önce altını çizdiğiniz gibi su zengini bir ülke kesinlikle değiliz. Su fakiri bir ülkeyiz hatta. Kişi başına düşen su miktarlarına baktığımızda bu zaten gösteriyor istatistikler. Bu bağlamda artık kabul gördü damla sulamada. Artık buğdayı konuşuyoruz, belki arpayı konuşacağız. Damla sulamayla yetişemeyecek hiçbir ürün yok. Baktığımız zaman çeltikte %75'e %80'lere varan bir tasarruf sağlıyorken bu bir meyve grubunda daha düşük oran olabilir ama verime olan katkısıyla gene bu açıyı kapatabiliyoruz. Damla sulama artık yeni bir teknoloji olmaktan çıktı ve çiftçinin çok tercih ettiği bir sistem haline geldi. Bugün Antalya'da baktığımız zaman damla sulama kullanılmayan neredeyse hiçbir alan yok. Hatta özellikle Antalya'nın meyve yetiştiriciliğinin yoğun olduğu Korkuteli, Elmalı gibi bölgelerde toprak altı damla sulama dediğimiz sistemler de çok rağbet görüyor. Yani bu çiftçinin tamamen bir sorununa çözüm üretebilen sistemler bunlar. Toprak altı damla sulama sistemi sadece bir teknoloji getirmiyor. Örneğin toprak üstündeki mekanik zararlardan sizi koruyabiliyor. Çiftçi genellikle su tasarrufundan ziyade kendi işinin yürümesine baktığı için modern sulama sistemlerini genel bir çatı altında toplarsak çiftçinin sorununa çözüm üretebiliyor diyebiliriz. Gübre tüketimimiz, hatta birçok ilaç, sistemik ilaçlar özellikle damla sulamayla verilebiliyor. Çok büyük bir kolaylık sağlıyor yani. Aslında biz çiftçiye tembel işi diyoruz. Kendileri de öyle kabul ediyorlar. Çok daha basit bir sulama sistemi diğer yöntemlere göre. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar diliyoruz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sıkısı olarak bir tanıyalım. Evet. İsmim Haşim Duk. Bitlis Adıcabaz'dan geliyorum. Hem çiftçiyim hem aynı zamanda ticaretle uğraşıyoruz. Fuara geldik. Her yıl gelmeye çalışıyoruz. Fuarımız çok güzel bir fuar. Bütün çiftçi kardeşlerimizin, ticaretle uğraşan, herkesin gelip ziyaret etmesi gereken bir fuar. Her insanın kendisini geliştirmesi lazım. Geliştirmesi için bu tür yenilikleri, teknolojiyi gelip görmesi açısından çok güzel bir fuar. Fuar olumlu. Bu yıl malumunuz biraz bugünler ekonomimize biraz sıkıntı var. Fuarda hangi firmaya soruyorsa kimse fiyat vermiyor, yanaşmıyor ama temenni ediyoruz inşallah bunlar da geçicidir. Peki efendim, siz aynı zamanda çok büyük bir çiftçisiniz. Üretim yapıyorsunuz. Bu sene ne ürettik ki, nasıl değerinde satabildik mi? Biraz da ondan söz edelim. Evet, evet. Ben öncelikle Bitlis'ten geliyorum biliyorsunuz. Bitlis, Adıcabaz ve Ahlat Anadolu'nun merkezi diyebiliriz. Çünkü Türkler Anadolu'ya Adıcabaz'dan girmiş, Ahlat'tan girmiş ve açılmış. Bizim ta yüzyıllardan beri gelen bir tarım şeyimiz var. Pek fazla bilinmiyor, duyulmuyor ama Adıcabaz'da bu yıl Adıcabaz ve Ahlat'ta ortalama 40 bin ton kuru fasulye ürettik. 250 bin ton patates ürettik. 230 bin ton şeker pancarı ürettik. Yaklaşık 30 bin ton domates ürettik. Yani bu yıl çiftçi olarak herkes memnundu üretimden. Malını tabii bu yıl çiftçiden mal değerli gitti. Kuru fasulyede bizim Alberto dediğimiz bir çeşit var. Onun biraz şeyi düşüktü ilk başlarda. Bugünler düzeldi ama çiftçiden sattı. Çali fasulyemizin değeri iyiydi. Patatesin değeri bu sene çok güzel. Pancar biraz düşük. İnşallah önümüzdeki yıllar daha da güzel olacak. Malum dünyamızda kuraklık var. Üretim alanları azalıyor. Bundan sonra önümüzdeki yıllar benim gördüğüm üreten herkes üreten kazanacak. Ama bilinçli üretim, bilinçli ekim bunu yapan her çiftçi kazanacak. Biz geçtiğimiz 2021 yılında her çiftçi de memnundu, para etti ama önümüzdeki yıl herkesi kara kara düşündürüyor bu fiyatlar, bu maliyetler ne olacak? Bakalım hayırlısı diyeceğiz, üretime devam edeceğiz. Ekonomimizin, Türk ekonomisinin tek çıkış yolu üretim, üretim, üretim. Peki efendim, sulama durumu nedir? Yani vahşi sulamadan vazgeçip işte damla sulama yöntemi sizin oralarda yaygın evet, mı? Evet, evet. Bayağı bizim Adıcabaz bölgesine dediğimiz
Adana'dan, Çukurova'dan sonra damlamaya ilk geçen yer Adicevaz. Yani ta güneydoğu, doğuda ilk geçen yer Adicevaz. Hem damlama hem yağmurlama suyuna geçiyoruz. Vahşi sulamadan bir nevi kurtulduk. Ama malumunuz kuraklık var. Dünyanın her yerinde var. Türkiye'de var. Bizde de var. Sondaj kuyularından sulama yapıyoruz. Yaklaşık %80-%90. Kuraklıktan dolayı suyumuz bayağı sıkıntılı. İşte bunda da söylediğim gibi çok akıllı, çok bilinçli tarım yapmak lazım. Bunun için de bilinçli kişilerin, bilinçli kurumların, devlet kurumlarının, mühendislerin vatandaşı uyarması lazım. Bilinçli tarıma davet etmesi lazım. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür size ediyorum. İyi fuarlar diliyoruz. Evet sevgili izleyenler, çok su çok ürün değildir diyoruz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Tarım Türk ekranlarında. Evet sevgili izleyenler, EZ Tohumculuğun katkılarıyla ekranlara taşıdığımız Antalya Tarım Fuarı'nda röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet efendim, sizi tanıyalım. Mehmet Acar, Akdeniz Çiftçileri ve Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanıyım. Yeni kurmuş olduğumuz bir kuruş, Kumluca'da çiftçilik yapıyorum aynı zamanda. Başkanım, bu derneğe neden ihtiyaç duydunuz? Derneğe neden ihtiyaç duyduk? Günümüze baktığımız zaman avukatların bir derneği var, komisyoncular derneği, tüccarlar derneği. Çiftçinin yalnız kaldığını, çiftçinin bir derneği olmadığını gözlemledik ve uzun zamandır bizim bu çabalarımız var. Artık bunu bir resmiyete dökmek istedik. Arkadaşlarımızla beraber ilk oluşumumuzu yaptık. Evraklarımızı kaymakamlığa teslim ettik. Şu anda kuruluş aşamasındayız. Alındı belgemizi aldık. Ufak tefek pürüzlerimiz var, eksiklerimiz var. Onlar giderildikten sonra inşallah resmiyeti de kavuştuktan sonra çiftçilerimizi bir çatı altında toplayıp ortak bir görüş bildirmek istiyoruz. Peki başkanım, şimdi derneğinize bu yayından sonra üye olmak isteyenler olacaktır. Kriterleriniz nelerdir? Hiçbir kriterimiz yok. Bizim derneğimize çiftçi olabilir, esnaf olabilir, ziraat bayisi, ziraat mühendisi, herkes üye olabilir. Yani, kapınızı herkese açın. Tabii çiftçiliğe gönül vermiş. Çiftçinin de olmasına gerek yok. Tüketicilerimizden de derneğimize üyeler yapabiliriz. Hiç problem yok. Peki buradan son olarak bir mesajınız olacak mı? Fuara gelenlere, gelemeyenlere? Tabii ki bu fuar çok büyük bir organizasyon, dünya çapında bir organizasyon. Mutlaka herkesin fuarı ziyaret edip bilgi edinmelerini isteriz ve bilinçli üretime doğru yönelmeliyiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ben hemen sizi tanıyalım. Ben Mustafa Arıkan. Arkadaşımızla beraber yönetimde Akdeniz Çiftçiler Derneği'ni kurduk. Şu anda yapmış olduğumuz dernekte çiftçilerimizi bir araya toplayıp bu artan maliyetleri altında çiftçilerimizi birlik altında ürettiğimiz ürünü sattığımız maliyetin altını sattığımızı yani beraberce bir toplum içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başaracağız. Peki şimdiden hayırlı uğurlu. Sağ olun. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyenler, yanımızda Kumluca Tarım'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ziraat Mühendisi Ahmet Dumanoğlu var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Bize fuarı kısa olarak bir değerlendirir misiniz? En çok ilginizi ne çekti? Efendim önce hoş geldiniz diyorum. Zaten bütün fuarları siz bırakmıyorsunuz. Fuarlar da sizinle şenleniyor diyelim. Tabii fuarlar genellikle tüketiciyle üreticilerin buluştuğu bir noktadır. Bunun da büyük bir rolü tabii sizlerin kanalıyla da daha hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oluyorsunuz. Çünkü herkesi bir fuarlarda ağırlayamayız. Ama herkesin evinde köşesindeki o siyah ekrandan siz herkese buradan buradaki bütün olan bitenleri birebir aktarabiliyorsunuz. Bu yönüyle de sizlere gerçekten teşekkür ediyorum. Fuarın gözü kulağı oluyorsunuz. Fuarlar gün geçtikçe tabii teknolojiler değişiyor. Her türlü alet, edevat, tohum, ilaç, gübre derken bunlar gün geçtikçe çağımıza uygun bir şekilde daha iyi, verimli, kaliteli üretmek için üretici firmaların can hıraşla çalışıp güzel güzel ürünleri çıkartıp böyle fuarlar vesilesiyle de
bütün insanların hizmetini sunmasında katkı sağlıyorlar. Bunu da tabii diyorum, fuarların ve basının da büyük rolü vardır. Çünkü malın ne kadar güzel olursa olsun, eğer bunu sergileyemiyorsan, insanlara ulaştıramıyorsan bir değeri yoktur. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Burada biz de şu anda bir makineyi incelediniz. Burada genç bir kardeşimiz var. Ne sordun, ne burada seni cezbetti? Şimdi burada makinalarda bu genellikle şehirlerde kullanılan nedir? Böcek mücadelesinde kullanılan bir makinaymış. Aynı zamanda bu makinaların şurada tekrar bahçelerdeki pulverizatör şeklinde de kullanılabiliyor. Aynı zamanda uzak mesafelerdeki ULV sistemi dediğimiz buhar sistemiyle de böceklerin erginleri, larvaları ve yumurtalarıyla da güzel bir şekilde mücadele yaptıklarını görüyorum. Güzel bir iş. Alet olarak gördüm. Yapanlara buradan tekrar teşekkür ediyorum. Sizi tanıyorum. Ben Özge Rabia Kırçıl, Güneş İlaçlama'nın üretim teknik müdürüyüm. Siz neler söyleyeceksiniz? En çok size hangi sorular soruluyor? Genelde atış mesafesi için soruluyor. Bu makine, beyefendiye onu anlattım. 3 farklı özelliği olan güzel bir makinamız. Yani ULV, Mist Blower ve pulverizatör sistemini bu makinede topladık. Genelde bunu şehir ilaçlamasında kullanıyoruz. Larva mücadelesi, uçkun mücadelesinde. Çok yönlü bir makinamız. Yalnız bunun tarım makinalarından farkı, bunu traktör üzerinde değil, pick-up üzerinde, araç üzerinde kullanabiliyoruz. Kullanıcı araçtan inmeden makineyi istediği şekilde yönlendirebiliyor. Bu şekilde. Peki benim bu burada gördüğümüz bu. Sera bu da makinamız. Sera mı? Evet, Greenhouse dediğimiz MMT'nin yeni ürünü. Daha önce bunu yurt dışı ihracatlarında çok fazla kullandık. Bu yıl ilk defa Türkiye pazarındayız. Bunun özelliği yine aynı, kafa sisteminde ULV sistemi mevcut. İçerisinde ilaç parçalayıcı var. Buradaki tuşlardan yönlendirebiliyoruz. ULV püskürtme, ilaç ayarı, damlacık çapı ayarı yapabiliyoruz. ULV sisteminde de 5 ila 50 mikron arasında mikron çapı ayarlamamız gerekiyor. Aynı şekilde damlacık çapını ayarlayabiliyoruz. 50 litre kapasitemiz var. Yani seraları olan çiftçilerimiz, üreticilerimiz için uygun bir makinedir. Evet sevgili izleyenler, EZ Tohumculuğun katkılarıyla ekranlara taşıdığımız Antalya Tarım Fuarı'nda röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Evet efendim, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısa olarak bir tanıyalım. Esat Dur Ceylan, EZ Tohumculuk firmasının ortağı ve ıslahçısıyım. Efendim, şu anda önümüzde bulunan ünü sınırları da aşan bir çeşidimiz var. Bu çeşidin ismini ve kaç yıl oldu ticari anlamda piyasaya sürüleli? Bu çeşidin ismi Ceylando. 4 yıl önce tescil edildi. Özenerek ıslah ettiğimiz bir çeşit. Herkesi memnun edecek özelliklere sahip. Şöyle diyeyim, eken çiftçi için çok verimli bir çeşit. Yani piyasanın en verimli çeşidi diyebilirim. Kalite olarak düşünürsek kış aylarında şu an iyi renk alan tek çeşit, pembe çeşit. Lezzetiyle yine en lezzetli çeşit diyebilirim. Bu yüzden bunu alan tüccar sattığı yerlerden çok iyi talepler almaya başlar. Yani bu bağımlılık mı yapar bir anlamda? Yani burada üretici ve tüketici de kazanmış olacak anlamında. Tabii tabii, o şekilde hem tüccar kazanacak, halcı kazanacak, tüccar kazanacak, satıcı kazanacak ve tüketici de doğru dürüst kışın bir domates yemiş olacak. Bunu yiyen tüketici, iddia ediyorum, domates tüketimini iki misline çıkarttı. Bir de yurt dışından da çok büyük talepler var buna. Biraz da ondan söz edebilir miyiz? Yani bu Azerbaycan'a, Kuveyt'e, özellikle Kuveyt'teki şeyden bahsetmek lazım. Bu bunun sosunu yapmış bir üretici ve o kadar beğenilmiş ki Ceylando Pizza diye bir firma kurmuş.
ve bunu üretip o sosu dünya pazarlarında satmayı tasarlıyor. Benim yani gerçekten sizin her biri bu çeşitlerin çocuğunuz kadar önemli ve değerli. O zaman sizin bir sloganınız var. Yani lezzet mirasını geleceğe taşıyoruz. Bu nereden çıktı? Vallahi yani şu lafı çok duyuyorum. F1 hibrit, aman aman, tamam mı? Dışı kırmızı kesiyoruz, içi sapsarı. Haklı oldukları noktalar var. Gerçekten eğer ıslah firmaları devamlılık istiyorlarsa tüketiciyi kandırmamak lazım. Ben lezzetsiz bir çeşidi piyasaya sürdüğüm zaman bir huzursuzluk duyuyorum. Kesinlikle lezzetsiz olan çeşitleri elimine ediyoruz. Dikkat ederseniz bizde fazla çeşit yok. Az ve öz çeşitler var. Ve Allah'a şükür çıkardığımız çeşitlerin bu yüzden ömrü çok uzun oluyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz. İyi fuarlar. Evet sevgili izleyenler, EZ Tohumculuğun katkılarıyla Antalya Tarım Fuarı'nı ekranlara taşımaya devam ediyoruz. Evet sizi tanıyalım. İsmim Hasan Keçeci, Çorum'dan geliyorum. Antalya Tarım Fuarı'na katıldık. Efendim fuarı gezdiniz, gördünüz. En çok ilginizi ne çekti? Bizim seracı olduğumuz için işte bu seraya ilgili standları gezdik. Ona göre işte yapabileceğimiz şeyleri öğrenmeye çalıştık. Ne üretiyorsunuz genelde seralarınızda yazlık, kışlık hangi ürünler var? Bizim Çorum'da olduğumuz için bizim yaz döneminde domates, salatalık ağırlıklı oluyor. Çeşidimiz doluyor ama ağırlık olan o. Kış mevsiminde de yeşillik üzerine işte maruldur, maydanozdur, tereroha bunlar bulunur bizim orada. Ürünü pazarlamakta zorlanıyor musunuz? Siz tüccara mı verirsiniz yoksa kendiniz mi pazarlıyorsunuz? Bizim tüccara veremiyoruz. Bizim halde dükkanımız var. Orada dükkanda gelen vatandaşların da işte kendimizin de olan ürünleri orada değerlendiriyor. Nedir burada sizi ilginizi çeken EZ tohumculuğa? Vallahi EZ tohumculuğun işte şeylerini, fidelerini kullandığımız için bu sene de bir çeşidini denedik. Ceylon'da diyerek bir domatesini. Ceylon'da pempe. Evet, evet. Onu lezzeti kadar müşterisi de lezzetli oldu yani. Bunu bırakma gibi bir niyetimiz yok. Peki, size iyi fuarlar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, GrowTech'te yine röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Ziyaretçilere mikrofon uzatıyoruz. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısa olarak bir tanıyalım. Mehmet Baybar ismen. Hatay'da oturuyorum. Aslen Urfalıyım. Tarım işiyle uğraşıyoruz. Soğan ticareti, soğan ekimiyle uğraşıyoruz. Ürettiğinizi kendiniz mi pazarlıyorsunuz? Kendimiz de pazarlıyoruz. Tabii aradaki arkadaşlara da satış yapıyoruz. Peki efendim, siz bu soğan çeşitlerini müşteri talebine göre mi yoksa toprağınızın yahut da veriminin yüksek olduğu şekilde mi belirliyorsunuz? Tabii bir kere soğan tohumu çok önemli. Biz yıllardır işte arkamızda olan firmayla bayram tohumculukla çalışıyoruz. Kendisinin bölge bölge ekilen soğan çeşitleri var. Şimdi Adana Hatay bölgesine ayrı çeşit tohumlar ekilir. Topraktan değil yani. Oranın kısa günleri var tabii. İklime göre. Özellikle iklime göre. İç Anadolu'da da o da tohumun tabii ki bölgesi fark etmiyor. Onun da senin kendin seçtiğin çeşitler için ekiyorsun yani. Peki efendim. Şimdi siz aynı zamanda hem üretiyor hem de pazarlıyorsunuz. İhracat falan var mı? Bir de bu yıl soğan piyasası sizin açınızdan nasıl geçti? Hem üretici bazında hem de tüccar bazında. Şimdi malum bu sene üretici de alan satan da çok kötü piyasa yaşadık. 2021 hakkında konuşuyoruz. Çok 2 senedir biz soğandan çok büyük darbe yiyoruz. Yani
ürettiğimiz mahsulü istediğimiz fiyata değil, ürettiğimiz maliyetin 3 kat 5 kat altına satıyoruz. Ama önümüz sene böyle zarar çoğu çiftçi arkadaşlarımız ekemez hale geldi. Nisan ayında Türkiye'de ilk hasatı olan taze soğan dediğimiz Adana soğanı çıkacak. O bugün için gübre 11-12 milyon olmuş. 1000 lira yani. Bunu kim atabilecek? Kim yetiştirebilecek? Malum topraklar gübre atmadan, ilaç atmadan yetişmiyor. Yani maliyetler çok yüksek. Ama şöyle totale baktığın zaman bu yıl boyu çok kötü biz zararlar ettik. Yani fiyatla alakalı çok büyük zararlar ettik. Efendim, yetkililer, ilgililer ne gibi önlemler almalı sizce? Şimdi ben soğanın 5 lira 10 lira olmasını ben de istemiyorum. Sonuçta ben de bir aile babasıyım. Ben de bir tüketiciyim. Şimdi bu ektiğimiz ürün ne olursa olsun yani şöyle bir az da kar olup satmak daha iyi. Maliyetler yüksek. Bir de bilinçsiz ekiliş de var. Yani şimdi bunu her şeyi devlete yansıtmanın da mantığı yok. Yani bilinçsiz ekim de çok, alakası olmayan arkadaşlarımız ekmiş. Ben 200 dönüm değil 500 dönüm ektim. Misal atıyorum, ekiyorum ama bu işte bilinçsiz ekim. Yani bu girdilerin düşmesi lazım. Yani soğan ilaç maliyeti çok büyük. Gübre maliyeti çok büyük. Bir boş çuval ya 100 kuruş. Böyle bir maliyet yok yani. Onun için bunun para etmesi için az ekilmesi lazım. Bir de dışarıya, her şeyden önce dışarıya gitmesi lazım. Bizim ülkemiz tarım ülkesi. Zaten bizim gelirimiz tarım, başka bir şey yok. Yani dışa gitse daha iyi yani. Yoksa sıkıntı, ihracatın olması lazım. Üretim planlaması diye bir şey yok. Onu hadi belirli bir üretim yapalım diyelim. Hadi size diyelim bu kadar ekin, bana diyelim bu kadar ekin. İklim var. Bir de iklim. İklim kötü gitti. Ürününe zarar verdi. O zaman ortada kalacaksın. Tabii. Onu biz engellemek ben istemiyorum yani. O zaman girdiler düşecek. Girdiler tabii. Yani muhakkakın girdilerin çok. Abi mazot 10 lira. Arabaya artık dolduramıyor. Traktöre nasıl dolduracağız? Yani bunlar çok zor. Çok zor, çok zor. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, iyi fuarlar. Sağ olun size de. Evet efendim, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısa olarak bir tanıyalım. Adım Serkan Atal. Soğan üreticisiyiz. İlgimizi çeken şey soğandır. Biz de soğanın peşinden geldik. Biliyorsunuz kur artışları bizi nasıl etkileyecek, nasıl bir tedbir alacağız, onlar için geldik. İncelemelerde bulunuyoruz. Güzel bir etkileşim. Uluslararası firmaların katıldığı, birçok ülkenin temsilcilerinin, tarımla ilgilenenlerin, değişik ekipmanların, yeni çıkan gübre ilaçlama gruplarının bulunduğu hoş, renkli, zaten Antalya'da hoş bir atmosfere sahip. Bakın görüyorsunuz yani tişörtle, montla geldik, tişörtle sizinle program yapıyoruz burada. Şimdi tabii sizin üretim dalınız soğan. Çeşit olarak sizin bölgenizde en çok hangileri? Ya şimdi bunu çeşitle sınırlandırmak biraz şey olur. Boyutu küçük kalabilir bu şekilde düşünürsek. Genel olarak baktığımızda kur artışı her şey artık dengeleyecek duruma, düzeye geldi. Şimdi baktığımız zaman yurt dışından soğan tohum çeşitleri ithal edilerek ekiyorduk bunları. Ama şimdi son geldiğimiz noktada şunu görüyoruz ki millileşmenin, Atatürk'ün söylediği gibi yerli üretimin, kooperatifleşmenin, birlikleşmenin ne kadar önemli bir konu olduğunu görüyoruz. Bayram Tohum mesela bizim genel ekiliş yaptığımız tohum firmasıdır. Arkadaşlarımız ellerinden geldiği gibi gerek hibrit olsun, gerek standart çeşitlerle olsun, bizim tohum ihtiyaçlarımızı tamamen A'dan Z'ye artık karşılayabiliyorlar. Yani bunu Türkiye'de artık bitirdik, tamamladık. Bir de bayram tohumun çok çeşitleri de Avrupa ülkelerine de gidiyor. Kesinlikle, kesinlikle.
Yani artık ithal eden durumdan, ihraç eden duruma geçtik soğanda. Hani eskiden kur farkı düşük olduğunda çok ciddi bir makas görünmüyordu. İnsanlar tedarik edebiliyordu. Şu an düşünsenize, sabah kalkıyorsun, dolarda 1-2 liralık artış olmuş. Bugün marketten şeker alamıyorsun ki. Şu an yurt dışından hangi tohumu tedarik edeceksin? Neyi nereden getireceksin? Bunların hepsi şu an belirsiz. Dipsiz bir kuyu gibi şu an ya. Bizim onun için yapmamız gereken üreteceğiz. Başka alternatifimiz yok. Sizin anlamınızla, söyleminizden şu çıktı benim. Yani artık yerli firmaların ürettiği tohumlara, ürünlere hakikaten artık bir şans vermeli. Kesinlikle. Düşünsenize şimdi. Gübrede görüyorsunuz. İthal ediyorduk. Şimdi gübre alamıyoruz. Tarım kredi kuruluşları, banko birlikler, özel bayiler, bayilik ağları olan firmalarda şu an gübre yok, biliyorsunuz işte. Yani durumlar biraz vahim. Evet sevgili izleyenler, hani derler ya, hani bir dokunduk bin ah işittik anlamında. Efendim röportajlarımız tüm hızıyla devam ediyor tarım büyük ekranlarında. Evet sevgili izleyenler, ünlü sınırları aşan Bayram Tohum'un standındayız. Yanımızda yine siz ekranlardan zaten tanıyorsunuz ama tanımayanlar için kendisini bir tanıyalım birlikte. Merhaba, hoş geldiniz standımıza. Beyazıt Deniz, Bayram Tohum firmasında dış ticaret sorumlusu olarak çalışıyorum. GrowTech fuarına geldik, Antalya'dayız. Bizim için tabii çok önemli bir fuar burası. Yurt dışındaki katılımcıların fazla olduğu, yurt dışındaki ana bayilerimizin, üreticilerimizin katılım sağladığı bir fuar olduğu için hem de evrensel bir fuar olduğu için, uluslararası bir fuar olduğu için çok önemli bir fuar. Biz her sene olduğu gibi bu sene de yerimizi aldık. Bayram Tohum sadece soğan tohumu üzerine faaliyet gösteren bir firma. Islahçı ve üretici yapıda olan bir firma. Yaklaşık şu anda 29 tane ticari çeşidimiz mevcut. Islah çalışmalarımız devam ettiği için tabii bizim her 2 senede veya 3 senede bir yeni çeşitlerimiz elde ediliyor ve bunları gerekli onay işlemleri tamamlandıktan sonra bakanlıkta ticari olarak kullanmaya başlıyoruz. Daha erkenci, daha bölgelere göre, bölgelerin ihtiyaçlarına göre daha erkenci, daha yüksek verimli, hastalıklara daha dayanıklı, depo ömrü daha uzun çeşitler geliştirmek için çalışmalarımız sürekli devam ediyor. Peki benim, yurt dışından size gelen tohum taleplerinde oranın toprak yapısı mı yoksa sadece isteyen kişinin şekline mi göre çeşidi veriyorsun? Şimdi soğanlı temelde iki tip ayrım var. Biri uzun gün soğanları, biri kısa gün soğanları. Tabii ülkelerde bunlar değişiyor. Bölgelerde de değişebiliyor aynı ülke içinde. O yüzden biz bazı tabii ülkelere özel çalışmalar da yapıyoruz. Hani Türkiye'de hiç satılmayan sadece o ülkeler için ürettiğimiz çeşitlerimiz de var. O şekilde çalışmamız devam ediyor. Peki benim, ikili görüşmeler oldu mu yurt dışından gelen alıcı firmalarla? Tabii zaten bizim GrowTech Fuarı'nın bize en büyük katkısı bu yönde oluyor. Yurt dışından gelen firmalarla yeni bağlantılar kurabiliyoruz. Keza bayilerimiz, yurt dışındaki bayilerimiz gelip bizi ziyaret edebiliyor. İkili görüşmelerin aktif olarak yapıldığı, iş bağlantılarının önemli ölçüde kurulduğu bir fuar burası. O yüzden memnunuz. Peki benim, buradan son olarak neler söyleyeceksiniz? Bir mesajınız olacak mı? Türk tohumculuğu son zamanlarda, son 10 yılda özellikle çok ciddi bir atılım gerçekleştirdi. Bayram Tohum da bu atılımın yapı taşlarından biri olmayı başardı. Hem yurt içinde hem yurt dışında ciddi anlamda bir üretim ve pazarlama ağımız oluştu. İhracat yaptığımız ülkelerin sayısı her geçen gün artıyor. Ben üreticilerimizden de yerli ve milli tohumları desteklemelerini rica ediyorum. Bu yönde bir mesajım olsun kendilerine. Başka da bir şey söylemeye gerek yok. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu yoğunlukta bize de vakit ayırdınız. İyi fuarlar. Teşekkürler, çok sağ olun.
Evet sevgili izleyenler, EZ Tohumculuğun katkılarıyla ekranlara taşıdığımız Antalya GrowTech Fuarı'nda yine bu işin mimarı olan bizi sponsor olarak buraya davet eden işte EZ Tohum'un kurucularından genel müdürümüz Ziraat Yüksek Mühendisi Zekai İlter Bey var. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Size teşekkür ediyoruz. Bizi burada ağırladınız. Ev sahipliği yaptınız. Efendim bize fuarı kısa olarak bir değerlendirir misiniz? Çünkü bir yıl bir erteleme olmuştu fuarda. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz fuarımıza ve standımıza. GrowTech fuarı epey geçmiş olan ve Türkiye'de kabul görmüş artık bir numara olmuş bir fuar. Bir sene ara vermesinden sonra yaşadığımız bu yılki fuarda şunu gözlemledik ki insanlar fuar etkinliğine aç vaziyete gelmişler. Muazzam bir ilgi var, muazzam bir kalabalık var ve hani kalabalık da vasıflı bir kalabalık. Gerek yurt içi gerek yurt dışından olsun. Nereden bakarsanız bakın yani 30-40 tane ülkeden ziyaretçimiz var. Bu da GrowTech'in hala iyi doğru yolda devam ettiğini, ilerlediğini gösteriyor. Peki benim burada bu 3-4 günlük fuar çerçevesinde ikili görüşmeler oldu mu uluslararası firmalarla? Zaten GrowTech fuarının bizim için anlamı dışarıya açılan pencere niteliğinde. Yani biz GrowTech'e katılmaya amaçlarımızdan en önemlisi dış kontaklarımızı arttırmak adına, dış irtibatlara geçmek adına yapıyoruz. Ve bu konuda da zaten GrowTech tarihi belli olduktan itibaren yurt dışındaki bizi izleyen sektörün temsilcileri bizden randevular almaya başlıyor zaten. Dolayısıyla GrowTech fuarı esnasında o randevuların gerçekleşmesini sağlamış oluyoruz bir nebze. Peki efendim, EZ Tohum'un ticari anlamda piyasaya sürmüş olduğu ürünlerden, ürün gamından biraz söz edersek başlıca neleri var? Tabii biz dört türde çalışıyoruz. Daha önceki programlarımızda belirttiğimiz gibi domates, patlıcan, hıyar ve kavun olmak üzere. Bu dört türde de Dünya Şampiyonlar Ligi oyuncusuyuz. Biliyorsunuz bizim EZ Tohumculuk olarak kendimize seçtiğimiz slogan lezzet mirasını geleceğe taşıyoruz. Bu çalıştığımız dört türde de bu lezzet unsurunu ön planda tuttuk. Dolayısıyla bizim çeşitlerimizi ekenler ve yiyenler, ekenler verim ve kalitesinden, yiyenler ise lezzetinden bağımlı hale geliyor çok şükür. Ve dünyada hızla taleplerimiz katlanarak artıyor. Çok şükür bin şükür. Yeni çeşitlerimiz var tabii ki. Bir Arge şirketinin zaten yeni çeşitler konusunda üretimsiz kalması düşünülemez. Çünkü en iyi buldum dediğiniz bir çeşit çıkarttığınız zaman hemen ertesi gün daha iyisini bulma yolunda yarış başlar, çalışmalar başlar. Bu sene nasip olursa iki tane patlıcan çeşitimiz tescile gidecek. Bir tane kırk ağaç kavunumuz tescile gidecek. Bir tane kokteyl domatesimiz tescile gidecek. Onlarla inşallah kataloğumuzu, çeşitliliğimizi daha da zenginleştireceğiz. Daha önce söylediğimiz gibi iri domateste Ahsen diye bir çeşitimiz var. Gerek yaz yayla seracılığında, gerekse açık tarla yetiştiriciliğinde çok başarılı sonuçlar aldığımız. Ceylan da zaten aldı başını gidiyor. Dünyada rakibi olmayan bir çeşit, pembe çeşit. Çünkü diğer pembe çeşitlerin ısıtılmayan Akdeniz seracılığında renk almalarında problemler oluyor. Ama kışın ısıtılmayan seralarda en güzel pembe rengini alan şu anda sadece Ceylando'dur. Bu yönüyle de biz üreticimize 12 ay pembe domates yetiştirme imkanı sağladığımız, tüketicimize 12 ay lezzetli domates yedirme sağladığımız için de mutluyuz. Efendim buradan son olarak fuara gelemeyenlere mesajınız ne olacak? Şöyle Vural Bey, üretim hastalık ve zararlar açısından, girdiler açısından maliyetli bir döneme girdi. Ben üreticilerimize hep şunu söylüyorum. Buradaki
dünyanın değişik ülkelerinden gelen insanlara da söylüyorum. Tohumun fiyatıyla tohumunun pahalı ve ucuz olması mukayese edilmez. Tohumun ucuz, pahalı ya da ucuz olması üreticiye kazandırdığı parayla mukayese edilmelidir. Yani ben hala şunu müşahede oluyorum ve üzülüyorum. Hala bizim bazı insanlarımız koca bir sezonunu 3 paket bedava tohuma değişiyor. Yani artık bunlardan vazgeçsinler. Biz sahip olduğumuz tecrübeyi çok daha akıllı kullanmak zorundayız. Bakın artık eskisi gibi rakipsiz değiliz. Bütün ülkelerde seracılığa yatırım var. Biz onların yanında farkımız ne? Biz onlardan çok tecrübeliyiz. Eğer bu tecrübelerimizi hala 3 paket tohuma değişirsek biz dünya markası olamayız. Bir tırı 8-10 çeşit domateste dolduruyor şu anda ihracatçı. Bu doğru bir şey değil. Dünya markası olmak için 8-10 çeşit bir tırda domates olmaz. Biz domates çeşitlerimizi sınırlandırmalıyız. Bu seçimi yaparken de hiç A firmasının B firmasının adına bakmamalıyız. Bizi dışarıda birinci sınıf domates satan, birinci sınıf domates üreten ülkeler sınıfına sokacak çeşitler neyse onu seçmeliyiz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok önemli bir konuydu. Sanırım mesajda çiftçilerimize gitti buradan. Evet, yine geldik bir solukta programımızın sonuna. Ocağınız şen, ürününüz bol olsun. Kalın sağlıcakla.